İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Tural çalışmalar kapsamında düzenlediği mahalle buluşmalarına Batıkent Mahallesi'nde devam etti. Düzenlenen mahalle buluşmasına çok sayıda Binbir Evler Mahallesi sakini de katıldı. Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Başkan Adayı Tural, vatandaşları selamladı. Mahalle buluşmasında konuşan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, 31 Mart yerel seçimlerinde Batıkent ve Binbir Evler Mahallesi sakinlerinin desteğiyle Ahmet Tural'ı Isparta Belediye Başkanı yapacaklarını söyledi. Bizler İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener öncülüğünde tüm Türkiye'yi ve Isparta'yı iyi belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye Başkan adayımız Ahmet Tural ve birbirinden değerli alanında uzman belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimizle birlikte 31 Mart'tan sonra nasıl belediyecilik yapılacağını herkese göstereceğiz. Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığırı ve Binbir Evler Mahallesi Muhtarı Fazla Şıkşık mahallelerindeki sorunları anlattılar. 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Adayı Ahmet Tural'a başarılar dilediler. Bir, sosyal tesisimiz ufak geliyor. Ufak geldiğinden dolayı da yeterli değil. Kapalı bir pazar yerimiz, Batıkent, Işıkkent ve Muzaffer Türkeş'in ortak olarak bir kapalı pazar yerimiz olursa çok güzel bir işlerimiz olacak. Daha sonra da tabii ki sağlık ocağımız yok. Bu Binbirevler Sağlık Ocağı'nı ortak kullanıyoruz. Bu konuda tabii Sağlık İl Müdürü'yle görüşürüp daha sonra bununla ilgili bir çalışma olabilir. Bununla ilgili başkanımız da burada. Eğer nasip olur kazanırsa ondan destek bekleriz. Yardım bekleriz. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. İçmiş olduğunuz bu kutlu yol size hayırlı vesile olmasını baştan temenni ediyorum. İnşallah en güzel şeylere vesile olur. İnşallah. Bizim mahallemizdeki sorunlarımızda da ilk önce bir mezarlık sorunumuz var. Mezarlığımızın şu anda 150 bin metrekaresi halihazırda hazırlanmış bir durumda ama geriye kalan 250 bin metrekarelik bir alanımız var yapılacak olan. Daha sonra bu mezarlığımızdaki sosyal tesislerimiz, camimiz, kasirhanemiz, morgumuz projelendirildi ama inşallah bunun yapımı da size nasip olur. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelmesi halinde hizmetlerine merkeze uzak olan mahallelerden başlayacaklarını belirterek, uzak mahallelerimizin üvey evlat dönemi bitiyor dedi. İşte burası Batıkent, Işıkkent, Binbirevler, burası uzak olması dolayısıyla tabiri caizse üvey evlat muamelesi görüyor. Buralara hizmetler az gelir. Onun için biz diyoruz ki hizmetleri merkezden dağıtmayacağız. Dışarıdan merkeze getireceğiz ki bu mahallelerimizde hizmeti alsınlar. Başkan Adayı Tural, Isparta'da Belmaş ruhunu ve kooperatifleşmeyi yeniden canlandıracaklarını belirterek, bunun örneği de Batıkent ve Binbir Evler mahalleleridir dedi. Bu mahallelerimiz Batıkent ve Binbir Evler mahalleleri bizim için çok önemlidir. Yeri çok önemlidir. Neden? Kooperatifleşmenin başladığı yerdir burası. Binbir Evler mahallesi ilimizde kooperatifleşerek yapılan evlerden bir tanesidir. Batıkent'te Belbaş aracılığıyla yapılan konutlarımızdır. Peki bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman böyle bir çalışma var mı? Hayır. Sadece TOKİ'den bekliyoruz. TOKİ'de 5 senede 5000 ev yapacağız diyenler 5 yıl oldu daha 1002 evi teslim edemediler. Biz diyoruz ki işte buyurun Batıkent burada. Belmaş aracılığı yapılmış. Binbir Evler burada kooperatifleşmek suretiyle yapılmış. Ne yapalım diyoruz? Hem Belmaş'ı canlandıralım, Belmaş aracılığıyla dar gelirli vatandaşımıza
emeklimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ev sahibi yapalım. İnşallah bizim dönemimizde nasıl bugün gelip de Batı kentlere binbir evlerde nasıl kooperatifleşmeyi ve benbaşı anlatıyorsak, evet aynısını 31 Mart'tan sonra inşallah birlikte yapacağız. Toplu konut alanları açacağız. Benbaşı aracıyla sizlere konut sahibi yapacağız inşallah. Her mahalleye sosyal tesis projelerinin olduğunu belirten Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, sosyal tesis içerisinde verilecek hizmetleri de açıkladı. Başkan Adayı Tural ayrıca mahallelerin kullanacağı kapalı pazar yeri sözü verdi. Binbir evlerde bir sosyal konut yapılmış. Hatta geçen hafta da ablamız bizi çağırdı bir kahvaltıya, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Evet, bir sosyal tesis yapılmış ama çok küçük. Ve şu anda da işleviyetini kaybetmiş. Yine bakıyoruz Batıkent mahallemizde yine bir sosyal tesis ihtiyacımız var. Sosyal tesis mahallemizin kültürüdür. Mahallemizin birlikteliğidir. Sosyal tesis sadece yapılıp da sosyal tesis yapıldık diye yapmayacağız. Sosyal tesis yaptığımız zaman sosyal tesisin altında kadınlarımızın bir kültürel etkinlik yapılabileceği bir yer olacak. Dikiş nakış kurslarının yapılabileceği bir yer olacak. Bir kafemiz olacak. Çocuklarımız için derslerini çalışabileceği ve zaman içerisinde belediye bünyesinde bulunan Oğuz Ata Derneği dershanesinden de destek sağlamak suretiyle öğrencilerimizi orada eğitimini en yüksek seviyeye çevir çıkaracağız. Yine üst katında düğün salonu olacak. Pazar yeri deyince pazar yerimiz, evet, binbir evlere bir pazar yeri yapıldı. Tabii kapalı pazar yeri yapıldı deniyor ama biz onun üstü kapalı pazar yeri diyoruz. Çünkü pazar yerleri modern olmalı. Altında otoparkı olmalı. Bir üstünde pazarcının ve balıkçı esnafımızın, peynir, zeytin satanların bir katı olacak. Öbür katında tuhafiyeci, bir üst katında da dışarıdan gelen üreticilerimiz ve tuhafiyeciler olacak. Bu sadece Isparta'da yok. Dibimizde Antalya var, dibimizde Denizli var. Hatta çarşamba pazarında yapmış olduğum söyleşide de şunu söyledim. Ankara'ya gidip geliyorlar. Ankara yolunda Polatlı'ya girsinler, bir pazar yeri görsünler. Evet. Muhtarımın söylemiş olduğu gibi Batıkent, Işıkkent ve Muzaffer Türkeş'i de bağlayacak şekilde buraya bir modern pazar yeri yapacağız. Her gittikleri mahallede mezarlık sorunuyla karşılaştıklarını belirten Başkan Adayı Tural, belediye başkanlığı görevine gelmesi halinde mahallelerimizin mezarlık sorununu biz çözeceğiz dedi. 5 yıl önce buraya gelenler, mevcut yönetimde olanlar size ne dediler? Mezarlık sorunu çözeceğiz dediler. Eyvallah. 2020 oldu. 2020'de dediler ki 310 dönüm Orman Bakanlığı'ndan yer aldık. Hemen yapıyoruz dediler. Doğru mu Mutlu? Peki 2020 sene geldi, 2024. Mezarlık nerede? 5 sene geçti. Şimdi ne yaptık? Seçim zamanı yine mezarlık yapacağız diye. Bunlara inanmayın. 5 yıl içinde yapamayanlar böyle bir ay içerisinde yapacak diye beklemeyelim. İnşallah biz geldiğimizde Binbirevler Mahallesi'nin, biz dersimize çalışaraktan geliyoruz. Yukarıda kendi mezarlığının olduğunu, orada bir takım sıkıntıların da olduğunu, belediyeden çözüleceğini biliyoruz. Biz de çözeceğiz orayı. İnşallah ilk sözümüzde mezarlık çalışmamız olacak. Evet. Başkan Adayı Tural, kentin içme suyuyla ilgili de konuştu. Su arıtma tesisinin 35 yıllık olduğunu belirten Başkan Adayı Tural, musluklardan su içilmiyor dedi. Başkan Adayı Tural, göreve gelmesi halinde ilk projesinin su arıtma tesisinin yenilenmesi olduğunu söyledi. Eskiden suyumuzu ne yapıyorduk? Gana gana içiyorduk. Şimdi içebiliyor musunuz?
çamur akıyor, bulanık geliyor, içinde mil geliyor. Ne diyorlar? Eğirdir Gölü bugün dalgalıydı, onun için bulanık akıyor. Hangi devirde yaşıyoruz? Bakın 35 senelik su arıtma tesisimiz var. Niye yenilemiyoruz bunu? Bunu yenilememiz lazım. İnşallah bunu geldik mi biz yenileyeceğiz. Çeşmeden su içilir hale getireceğiz. Başkan adayı Tural ayrıca mahalle sakinlerine ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm sorunlarıyla dar gelirli ailelere yönelik hazırladıkları e-kart projelerini de açıkladı. Konuşmaların ardından Başkan adayı Tural mahalle sakinleriyle öz çekim yaptı, çiçek dağıttı.